Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Aklımızdaki kişiden mesajımız var videosu. Tüm burçlar için ayrı ayrı yapacağız. Bakalım aklımızdaki kişiler bize ne mesaj gönderecek, hep birlikte görelim sevgili arkadaşlar. Hemen niyetimizi alıyorum. Sizler de niyetinizi alın, aklınızdaki kişiyi düşünün ve açımıza başlayalım. Hemen Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu, aklımızdaki kişi bize nasıl bir mesaj gönderiyor? Nasıl bir mesaj gönderiyor aklımızdaki kişi? Evet sevgili Koç burçları, aklımızdaki kişi bize nasıl bir mesaj gönderiyor? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili Koç burçları, aklımızdaki kişi diyor ki yani biz her ne yaşıyorsam karmamdan biliyorum diyor. Daha önce yaşadıklarımız, yaptıklarımızdan dolayı olabilir. Geçmiş yaşantılarından yaptığı kurduğu ilişkilerle ilgili bir sıkıntısı söz konusu olabilir. Size mesajı diyor ki senlik bir durum yok. Benim geçmişimle ilgili, benim hayatımla ilgili bir durum var. Ben kendimi çok farklı şeylere adadım, çok farklı şeylerle kendime feda ettim diyor sevgili arkadaşlar. Bir tamamlanmaya gideceğim dedi sevgili arkadaşlar. Kendimi toparlamam gerektiğini biliyorum. Tamamlanmaya doğru ilerleyeceğim ama bu benim geçmişteki konularımı, hayatımdaki konularımı, karmalarımı temizlemem gerekiyor diyor. Kendimi adadığım başka şeyler vardı ve bunlardan kurtulmam gerektiğinin farkındayım ve tamamlanmaya doğru ilerleyeceğim diyor sevgili arkadaşlar. İlk adımı senden bekliyorum dedi. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor aynı zamanda. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm dedi sevgili arkadaşlar. Sizlik bir durumu yok. Kendi hayatıyla ilgili, kendi geçmişiyle ilgili, kendi yaşantısıyla ilgili sorunları var. Ve bunu dile getiriyor. Bir mesaj gönderse size söyleyecekleri bunlar. Kendi dünyasını kurma derdinde, kendi hayatını tamamlama derdinde ama önce geçmiş sıkıntılarını ya da şu anki sıkıntıları, yaşadıkları durumu kapatma enerjisi içinde. Size de gönderdiğim mesajlar bunlar sevgili arkadaşlar. Ve geldik Boğa burcuna. Boğa burcunun aklındaki kişi, bu videoyu dinleyen kişiye nasıl bir mesaj gönderirsin? Boğa burcunun aklındaki kişi. Evet. Boğa burcunun aklındaki kişi. Diyor ki ben sağlam temeller atmak istiyorum. Evet, seninle de sağlam temeller atmak istedim. Çok bencillik yapmış olabilirim. Çok fazla daha çok senden ilgi, alaka, sevgi beklemiş olabilirim. Bu konuda biraz bencil davranmış olabilirim diyor size. Ve emin ol, emeklerinin karşılığı olacak. Yaptığın emekler, yaptığın fedakarlıklar, yaptığın, benim için yaptığın her şeyin farkındayım ve bunun karşılığını vermek istiyorum diyor sevgili arkadaşlar. Ve mesaj olarak da diyor ki aynı zamanda seni aldatmıyorum, aldatmadım dedi. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım diyor. Demek ki size küçük küçük yalanlar da söylemiş. Benim hayalim sensin dedi sevgili arkadaşlar ve sizin emeklerinizin de farkında, sizin sağlam biri olduğunuzun da farkında. Ben burada bencillik yaptım, kendimi düşündüm diyor size sevgili arkadaşlar. Evet, aldık, kabul ettik diyoruz. O zaman
Ve devam ediyoruz. İkizler Burcu'nun aklındaki kişi diyoruz. İkizler Burcu aklındaki kişi. İkizler Burcu aklındaki kişi. Evet. Şimdi sevgili İkizler Burcu, aklınızdaki kişi diyor ki ben maceraya, özgürlüğüme düşkünüm. Ki İkizler Burcu da zaten macerayı sever, özgürlüğüne düşkün bir burçtur. Karşı tarafta aynı şekilde olduğunu söylüyor. Evet, ben seninle birlikteyken çok mutlu oldum. Mutlu, yani mutluluk doyumuna da ulaştım. Senin sevgin beni gerçekten çok mutlu etti. Evet, benim sana hissettiklerim aşk, aramızda bir aşk var, bundan emin olabilirsin. Evet, bir özgürlük, bir macera gibi başlamış olabilir bu ilişki ama emin ol, sana hissettiğim duygular, sana hissettiğim sevgi, sana hissettiğim aşk, sana hissettiğim ahenk gerçek diyor sevgili arkadaşlar. İlk adımı senden bekliyorum dedi. Seni seviyorum diyor arkadaşlar ve diyor ki yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor sevgili arkadaşlar, aklınızdaki kişi. Ve geldik Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu aklınızdaki kişi size neler söyleyecek? Yengeç Burcu'nun aklındaki kişi. O kart geldi, ben de alacağım arkadaşlar. Yengeç Burcu'nun aklındaki kişi. Yengeç Burcu aklındaki kişi. Diyor ki aniden birdenbire seninle bir iletişime geçebilirim ya da seninle olan bu ilişkimiz aniden hızlı bir şekilde gelişti. İstikrarlı bir başlangıç yapmak istedim, çalıştım bu ilişkiyle ilgili. Ama biliyorum ki ben sana ağır darbeler yaşattım. Bu ilişkide bir yıkılma oldu. Bu ilişkide bir sıkıntı yaşandı. Her iki tarafta birbirini üzdü ve darbelerde bulundu diyor arkadaşlar. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum var diyor. Seni üzmekten korkuyorum dedi. Ailemle ve çevremle sorunlarım var diyor sevgili arkadaşlar. Size söylediği tekrar toparlayacak olursam mesajı, aniden birdenbire seninle sana bir haber gönderebilirim. Aniden karşına çıkabilirim. Aniden sana bir mesaj yazabilirim. İstikrarlı bir başlangıç yapmak istiyorum. Ama şu an hayatımda bir ağır bir sorunum var. Ağır bir darbe yedim. Bununla uğraşıyorum. Ama her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum var. Seni üzmekten korkuyorum. Ailemle ve çevremle sorunlarım var diyor sevgili arkadaşlar. Ve biz de aldık, kabul ettik diyoruz o zaman. Ve geldik Aslan Burcu'na. Aslan Burcu aklımızdaki kişi diyoruz Aslan Burcu'na. Aslan Burcu aklımızdaki kişi. Aslan Burcu. Kararsızım diyor size sevgili arkadaşlar. Kararsızım. Kararsız olduğum için de belki sana kırıcı kullandım, konuştum, seni kırdım, seni umursamaz gibi davrandım diyor sevgili arkadaşlar. Ama bunun hepsi bir kararsız olduğumdan kaynaklı ve bundan dolayı da tükendim artık, ne yapacağımı bilmiyorum dediği bir süreç sevgili arkadaşlar. Ve size mesajı bu şekilde, kararsızım diyor. Evet, seni üzdüm, kırıcı konuştum, seni umursamadım yeri geldi. Belki seni tükettim, ben de kendimi tükettim diyor. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden dedi. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor sevgili arkadaşlar. Bu aralar çok işim var, kendime bile ayıracak vaktim yok diyor size mesajı sevgili arkadaşlar. Evet, aldık, kabul ettik diyoruz ve Başak Burcu'na geçiyoruz. Başak Burcu aklımızdaki kişiden mesajımız var diyoruz sevgili Başak Burcu. Başak Burcu aklımızdaki kişiden mesajımız var.
Başak Burcu'nun aklındaki kişi diyor ki finansal olarak kendimde sıkıntılarım var, yoksunluk çekiyorum, finansal konularımı tamamlama derdindeyim, güç, başarı ve zenginlik konularım var, kendime güç arayışındayım, başarılı olmam gerekiyor, bu finansal durumumu güçlendirmem gerekiyor diyor. Finansal olarak kendimi güçlendirmeden senin karşına gelemem dedi. Sen benden vazgeçebilirsin istersen ama ben kendi gücümü, kendi finansal konumumu iyileştirmeden senin karşına gelemem. Vazgeçmek istiyorsan vazgeçebilirsin diyor sevgili arkadaşlar. Seni tutamam, seni bağlayamam bu konuda. Senin hakkına giremem diyor. Duygularımdan da emin değilim diyor zaten aynı zamanda. Saf sevgiyi bir tek sende buldum dedi. Sizin sevginizden emin ama kendi sevgisinden emin değil. Seni üzmekten de korkuyorum bu yüzden diyor. Çünkü kendisi duygularından emin olmadığı için sizi üzmekten korkuyor. Benden vazgeçebilirsin dedi sevgili aslan burçları. Ve geldik Başak Burcu'na. Ay pardon, Başak'tı bu zaten. Terazi Burcu'na geldik. Terazi Burcu. Özür dilerim arkadaşlar. Burçlar karıştı. Terazi Burcu aklınızdaki kişi. Terazi Burcu aklınızdaki kişi. Terazi burçları aklınızdaki kişi diyor ki otorite ile ilgili sorunlarım var. Kendime uzaklaşmak istiyorum, yön bulmak istiyorum. Yani evet, bir aşk var. Aşkta yeni bir süreç istiyorum. Seninle ilgili yeni bir başlangıç istiyorum ama benim otoriteyle, belki aileyle ilgili sorunları var. Uzaklaşmak istiyorum, yönümü bulmak istiyorum önce. Yani aşkta yeni bir sürece hemen şu an hazır değilim diyor sevgili arkadaşlar. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Bundan emin ol diyor. Senin sevginden ben eminim. Küçük yalanlardan bir şey olmaz demiştim ama yanılmışım diyor. Küçük küçük yalanlar söylemiş size demek ki. Rüyalarımda seni görüyorum diyor sevgili arkadaşlar. Evet, uzaklaşmak istediği bir durum. Otoriteyle ilgili bazı sorunları var. Belki işle ilgili, belki aileyle ilgili bir otoriterlik durum söz konusu. Bunlarla ilgili sorunları olduğu için aşktan yeni sürece hazır olmadığını söylüyor bize. Ve geldik Akrep Burcu'na. Akrep Burcu'nun aklındaki kişi diyoruz. Diyor ki ben şu anki durumdan kararlıyım. Evet, ben sana sinsilik yaptım. Ben seni kandırdım. Ben senin arkandan işler çevirdim. Yalan söyledim. Ve bunu da sen zaten biliyordun diyor, hissediyordun diyor sevgili arkadaşlar. Ben kararlıyım diyor kendi yolumda gitmeye. Ama bekle diyor, bekle, büyük bir gelişme olacak diyor sevgili arkadaşlar. Ben sana maskeler taktım diyor, gerçek yüzümü tam söylemedim diyor, gerçekleri tam anlatmadım dedi aynı zamanda. Bir maske, bir yalan söz konusuydu. İşte bu yüzden biraz sinsilik yaptım, bu sana doğruları net anlatamadım. Ama belki birden bir gelişme olur sana. Sana gerçekleri anlatabilirim diyor sevgili arkadaşlar. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık dedi sevgili arkadaşlar. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Ailemle ve çevremle sorunlarım var diyor sevgili gönül dostları, sevgili akrep burçları. Ve geldik yay burcuna. Yay burcu aklınızdaki kişiden mesajınız var diyoruz. Yay burcu aklınızdaki kişiden mesajınız var. Yay burcu aklınızdaki kişiden mesajınız var. Yani birleşmek, tekrar eşitlenmek, tekrar o sevgiyi hissetmek seninle istiyorum ama bocalıyorum dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani nasıl ilerleyeceğimi, nasıl birleşme yapabileceğimi, nasıl sevgiyi vereceğimi, nasıl tekrar bir araya geleceğimizle ilgili bocalamalar yaşıyorum dedim. Ama planlıyorum, bir şeyleri planlayıp hayata geçirmek istiyorum. Bundan emin olabilirsin dedi.
Seninle tekrar eşitlenmek, bütünleşmek istiyorum. Bunun için de planlar yapıyorum dedi sevgili arkadaşlar. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor sevgili gönül dostları. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyor aynı zamanda. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi sevgili gönül dostları. Aklınızdaki kişi, sevgili yay burçları. Aklınızdaki kişi bunu söylüyor sevgili gönül dostları. Evet, geldik Oğlak burcuna. Oğlak burcu, aklınızdaki kişiden mesajınız var diyoruz Oğlak burçlarına. Oğlak burcu, aklınızdaki kişiden mesajınız var. İyileşmeye ihtiyacım var, yenilenmeye ihtiyacım var. Zor günler geçiriyorum. Belki bazılarınızın sağlık sorunu da olabilir. Biraz zamana, biraz iyileşmeye, birazcık yenilenmeye ihtiyacım var diyor. Ama sana karşı hala tutkum var. Bundan emin olabilirsin. Hala seni düşünüyorum, hala seni arzuluyorum dedi. Çok emek verdin biliyorum bu ilişki için. Çok uğraştın bu ilişkide. Maddi manevi çok fazla emek verdin diyor sevgili oğlaklar size. Ama bil ki ben seni hala arzuluyorum. Hala sana karşı tutkuluyum. Seni düşündüğümde hala heyecanlanıyorum diyor. Seni çok arzuluyorum dedi sevgili gönül dostları. Ve benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum diyor. Sevgili arkadaşlar, seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dedi aynı zamanda. Evet sevgili yay burçları, pardon oğlak burçları. Geldik kova burcuna. Kova burcu, aklınızdaki kişiden mesajınız var diyoruz kova burçlarına. Kova burcu, aklınızdaki kişiden mesajınız var. Derin sevgiyi bir tek sende buldum diyor. Seninle yaşadığım aşk ve ahengi hiçbir zaman unutamıyorum dedi. Hala seni elde etmek istiyorum aslında. Hala senin benim olmanı istiyorum diyor. Hala seni tekrar kazanmak istiyorum aslında diyor. Tekrar benim olmanı, seni tekrar kazanmak istiyorum dedi. Tek istediğim şey sensin diyor. Sana gelmeyi çok düşündüm dedi. Seni unutamadım, unutamıyorum diyor sevgili kova burçları, aklınızdaki kişi. Ve geldik boğa burcuna. Boğa burcu, aklınızdaki kişiden mesajınız var diyoruz. Boğa burcu, aklınızdaki kişiden mesajınız var. Balık burcu, balık burcu, aklınızdaki kişiden mesajınız var diyorum. Uzaklaşmak istiyorum, yön bulmak istiyorum dedi balık burçları, aklınızdaki kişi. Bir özgürlük var, özgürlüğümün kısıtlanmasını istemiyorum aslında. Tek derdim özgürlük dedi. Ben özgür olmaya alıştım, özgürlüğüm elden gidecek diye korkuyorum dedi. Uzaklaşmak, yön bulmak istiyorum diyor. Aynı zamanda seni arzuluyorum. Senin benim olmanı istiyorum. Seni kazanmak da istiyorum bir yandan dedi. Ama özgürlüğümden de vazgeçmek istemiyorum diyor sevgili balık burçları. Ve diyor ki hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim diyor. Zaten uzaklaşmak istediğini söylemişti. Seni seviyorum diyor sevgili arkadaşlar. Sevgili balık burçları. Ve geldim son kartımıza. Tek istediğim şey sensin diyor sevgili gönül dostlarım. Evet. Aklınızdaki kişilerden gelecek olan mesajlar da böyleydi tüm burçlar için. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.